Merhaba arkadaşlar. Aloji fizik saatine hoş geldiniz. Sürtünme kuvveti yani dinamik konusu ile ilgili bir soruyla karşınızdayız. Sürtünme katsayısı her iki şekilde de eşit ve sabit olan zeminlerdeki özdeş XY cisimleri F F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisiyle hareket ederken buranın altını çizdik. Sürtünme kuvvetinin biraz sonra özelliklerinden bahsedeceğiz. X cismine etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fx ve ivmesinin büyüklüğü Ax. Y cismine Y cisminin kiler ise Fy ve Ay olmaktadır. Buna göre Aşağıdaki bağlantılardan hangileri doğrudur? Şimdi sürtünme kuvveti ile ilgili uygulanan kuvvet, uygulanan kuvvet ve oluşan sürtünme kuvveti cisim hareket etmezken statik yani şekilde grafiğimiz harekete başladığı zaman hafif bir düşüş olmakla beraber sabitleşiyor. Demek ki o zaman hareket ederken dediği için şu kısmı düşüneceğiz. Burası statik, burası ise neydi? kinetik. Yani cisim dururken, cisim hareket etmezken Şurası 45 derecedir. Yani cisme uygulanan kuvvet ne kadarsa ortaya çıkan sürtünme kuvveti de o kadardır. Tamam. Burada cisim hareket ediyormuş. O zaman sürtünme kuvvetini nasıl bulacağız? Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye dik bastıran kuvvet. E burada yüzeye dik özdeş oldukları için mg'ye kadar yüzeye dik bastıran kuvvet. E burada da mg'ye kadar. Dolayısıyla ortaya çıkan sürtünme kuvveti fx. Buradaki ortaya çıkan sürtünme kuvveti fy. Her ikisi de k'lar aynı. Yüzeylik bastıran kuvvetler mg'ye kadar olduğu için fx ile fx ile fy sürtünme kuvvetleri nedir? Eşittir. Yani bu doğrudur. Bunlar eşit olduğu için cisme fizikçi Mustafa abiden fizikçi Mustafa abiden f eksi f sürtünme bakın. f eksi f sürtünme eşittir. m çarpı a. m'ler aynı. Sürtünmeler aynı. Cisme etkiyen kuvvetler aynı olduğuna göre. İvmeler niye farklı olsun? O zaman sen yanlışsın arkadaş dedik. E buna da yanlışsın demiştik. O zaman cevap veriyoruz. Ankara. Videolarımın devamı için Fizik Saati'ne abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.